Beşi, beşiz olmak üzere altı çocuğun annesi ve babası Ablu Kadir ve Nurcan Aslan Edirne'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Baylok ve Bank Asya'da hesap açıp para yatırmak suçlamasından dolayı çiftin aynı anda tutuklanması hakkında neler söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim? Bu tamamen intikam duygusuyla alınmış bir karardır. Siyasi talimat var bu kararın içerisinde. O hakimlerin hiç mi zerre kadar vicdanı yok? Yoksa onların vicdanı var da talimat böyle olduğu için mi? Bu ailenin altı çocuğu var. En büyüğü 12-13 yaşında, Diğerleri de 500 doğmuşlar. Zaten problemli doğmuşlar. 850 gram olarak dünyaya gelmişler. Allah yaşatmış. Normalde böyle çocuklar ekseriyetle ölüyor. Zor bir şekilde yaşıyorlar. Sıkıntılı bir hayatları var. Ve anne babası ikisi birden hapse atılıyor. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Bu çocuklara kim bakacak? Bu çocuklardan yarın birisi ölürse vallahi bu kararı verenler bundan mesul olacaklar. Bu talimatları verenler de bundan mesul olacaklar. Ne yapmışlar bu insanlar? Bank Asya'da paraları varmış. Bank Asya dediğin sizin normal olarak resmi kanunlara göre açılmış bir bankaydı. Birçok insan para koydu oraya. Siz izin verdiniz. Devletin izniyle açılan bir bankaydı. Siz devlet olarak, istibarat olarak bilmediniz de avam mı bilecek? Varsa perde arkasında başka yanlış işler. Siz beraber değil miydiniz bunlarla yıllarca? Bugün FETÖ dediklerinizle siz yıllarca beraber değil miydiniz? Siz devleti idare edenler, istihbaratın başındakiler, siz bunlarda bir şey vardıysa, siz önce anlamalıydınız, siz anlamadınız da halk mı anlayacak? Bu nasıl bir vicdansızlıktır ya? Bunlarda bir de Baylok varmış. Baylok var da bununla konuşmuş mu? Ne konuşmuş? Bayloc'un içeriğine bakılması lazım. Geçen konferansta da bu soru sorulmuştu. Buna benzer bir başka bir soru. Orada da anlattım. Türk Yargıtay'ının kararı medyada yanlış yansıtıldı. Hakimler de zaten maalesef okumaktan yorulmuşlar, usanmışlar, okumuyorlar bir şey. Medyada nasıl anlatıldı? Baylok, FETÖ üyesi olduğuna dair kesin delil olarak anlatıldı haberlerde. Ben de öyle dinledim. Hatta konferansta da anlatmıştım. Ben o yüzden Yargıtay'ı da eleştirmiştim. Sonra biz mahkemeye çalışırken avukatım bana Yargıtay'ın kararını getirdi. Ben istedim. Kararı getirdi. Baktım ki yargıtay üç tane şart koşmuş. İki, iki tanesi aklımda. Birisi Baylo kullanan kişi, fetö üyesi sayılması için örgütün merkezinden gelen bir talimatla, örgütün talimatıyla telefonuna bunu yüklemiş olması'nın tespit edilmesi, edilmesi gerekir diyor yargıtay. Ya adam öyle belki de sevgisiyle görüşmek için ya da kendi iş yeriyle ilgili. Yani, her, yani telefonlar dinleniyor. O yüzden benim telefonumu kimse dinlemesin. E, iş i̇ş yeriyle ilgili sırlarımı istihbaratçılar öğrenmesin. Sonradan bana karşı onu koz olarak kullanıyorlar. Şantaj yapıyorlar falan filan. Diyerek adam kendi iş yeriyle ilgili baylok yüklemiş olabilir telefonuna. FETÖ ile şununla bununla bir alakası olmayabilir. O yüzden diyorlar ki örgüt tarafından baylok yükle denilmiş olmalı. O da o şekilde yüklenmiş olmalı. Yargıtay bunu şart koşuyor. Bunun bilinmesi lazım diyor. İkincisi de bunu gizli haberleşme de kullanmak maksadıyla yüklemiş olmalı örgütsel gizli haberleşmeyi gerçekleştirmek için. Üçüncüyü hatırlamıyorum. Onu da biliyordum ama aklımda kalmamış. Belki de şuydu, şu olabilir. Yani kullandı mı bunu? Yani yükledi ama kullandı mı? Belki de kullanmadı. Çünkü daha sonra istihbarat da zaten bu yönde bir karar verdi. Önceler 500 bin küsür, 550 bine yakın insanın Baylo kullandığı söylenmişti. Sonra MIT resmi yolla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 214 bilimine rakam verdi. Baylok kullanan insan sayısı. Kendileri 300 küsür binini kendileri sildiler. Yani adam bunlar e, Baylok belki var ama hiç kullanmamış. Onları kendileri sildiler. Daha sonra da bu 215 bin civarında olan bu rakam da 90 bin küsüre indirildi. Yani yine bir kriter koydular. Yani bu yüklenmiş ama kul şey yapmış mı? Açmış mı açmamış mı? Kul yüklemiş ama açmış mı? Ve bir defa daha iyi olsa kullanmış olması gerekir gibi şartlar koştular. Ondan sonra bu 90 bine falan indi. Şimdi ben o zaman demiştim ki aslında bu şartlara da gerek yok. İçeriğine bakılsın dedim. Ne konuşmuş? Var mı böyle örgütsel bir şey? Yani bunlar sonuçta bir yerlerde kaydediliyordur yani. Bunların içeriğine ulaşılabilir benim tahminim. Devlet gücü var yani ellerinde. Yani devlet bu gücüyle o içeriklere ulaşabilir. Ulaşmak istemiyor. Yani bir Korku İmparatorluğu meydana getirmek istiyorlar. Ve çok insana soruşturma açılsın. Herkes korksun, tüm toplumda bir korku meydana gelsin. Bunu istedikleri için e, içeriğine bakmıyorlar. Ve bu adalet değil. İşte ben o zaman itiraz etmiştim. Ben bundan dolayı, o konuşmamdan dolayı da yargılandım bakın o terör mahkemesinde 11 ağır cezada yargılandığım konuşmalardan biri de bu. Ve haklı çıktım bakın. Ben daha sonra Yargıtay'ın da aslında şart koştuğunu öğrendim. Aslında Yargıtay da bunların dediği gibi dememiş. Bizi aldatmışlar. Ayrıca ahim karar verdi. Baylok ve Bank Asya'da paranın olması kesin delil olarak kabul edilemez. Yani bu insanlar darbeye karıştı ne bileyim ben işte terör örgütü üyesi vesaire filan denmesi için bunlar yeterli değil. Yani bu adamın bir eylemi olması lazım. Bir şey yapmış mı bu adam? Yani böyle bakılsaydı şu ülkede bak şu diktatörlük sistemi kurulmamış olurdu. Eğer böyle bakılsaydı Suçsuz günahsız yüz binlerce insan hakkında soruşturma açılmamış olurdu. 2 milyon kişiye soruşturma açıldı. 2 milyon terör soruşturması 6 yıldır, 6 sene içerisinde. Bu ne demek? 0-18 yaşı düşerseniz, Türkiye 85 milyon, 20 milyon 0-18 yaş arası, kaldı 65 milyon. 32 kişiden birisi, Terörist mi yani? 2 milyon, 65 milyonda 2 milyon. 32 buçuk, 32-33 kişiden birisi. Terörist mi yani? Böyle bir ülke olabilir mi? Yani dünyada böyle bir devlet var mı? 32 kişiden birinin terörist olduğu bir devlet dünyada yok. Bu nasıl bir devlettir ki? kendi vatandaşına bu kadar soruşturma açıyor. Bence bunu bilerek yapıyorlar. Korku meydana getirmek istiyorlar. Sonra bunlar yüzde sekseni beraat ediyor. %55'i, bakın o 2 milyonun, yüzde elli zaten mahkeme açılmıyor. Ama adam emniyete çağrılıyor, korkutuluyor. ifadeler şunlar bunlar. Evine polisler geliyor, komşular onlardan korkmaya başlıyor. İnsanların gözünde değerleri düşüyor. İnsanlar onlara selam vermeyi kesiyor. İş yerinden kovuluyor. Bir sürü kötülük oluyor. Ondan sonra savcılık aşamasında kıyok veriliyor. Tamam yani mahkemeye gerek yok diyorlar. Yüzde elli beşi böyle. Geriye kalan 45 yaklaşık. O yüzde 45'in de yarısı beraatle sonuçlanıyormuş. Adalet Bakanı bunu açıkladı ha. Ben yani tahminen konuşmuyorum. Adalet Bakanı bunu açıkladı. Böyle olur mu diye hatta kendisi de sitem etti. Bu nasıl iş dedi yani. Abdülhamit Gül. O benim bir ara kızarak konuştuğum Abdülhamit Gül. O bile yeter dedi yani bu kadar olmaz dedi ya. Ya milyonlarca dosya açıyorsun. Hepsi boş yani. Ya polise de yazık günah. İnsan bu kadar yormaz kendi polisini de ya. Bu kadar yormaz insan savcısını hakimini ya. Ya sırf korku meydana getirmek için yapılıyor bunlar. Ya bunlar baylok kullanmışsa zaten ahim kararı var. Yargıtay'ın da koştuğu şartlar var. Bank Asya kesin delil değil. FETÖ üyesi olduğuna dair kesin delil değil. Baylok kesin delil değil. Ya neden hukuku işletmiyorsunuz? Bu öfke nedir? Bu kin nedir? Ya bunlar senin babanı mı öldürdü? Bu nedir bu kin? Bu nefret? Ya darbe yapanlar tamam suçlu. Ya bu insanlar bir şeyden haberi yok. Ya madem ki zulmedeceksin bari sırayla zulmet ya. Ya bari sırayla zulmet ya. Önce babayı içeriye al. Baba yatsın çıksın sonra anasını al. Ya vicdan ya. Ya bunlar daha çocukların yaşı yedi. Beş tane hastalıklı çocuk. Bizim başımıza geldiğini düşünelim. Beş tane hasta çocuğun var. Beşiz. Yaşları yedi. Bir de başka bir çocuğun daha var. Onun da yaşı on iki, on üç. Altı tane çocuk. Anne yok, baba yok. Bunlara kim bakacak? Ya vallahi olacak iş değil ya. Yani. FETÖ diye içeri atılanlara yapılan muamele ben hapishanede gördüm. PKK'cılara bile yapılmıyor. Bak PKK'cı dedikleri insanlar bizzat kendisi eyleme bulaşmış, yakalanmış, dağda yakalanmış vesaire. Bu insanlara bile yapılmayan FETÖ iddiasıyla alınanlara yapıldığına şahidim yani. 28 Şubat'ı yapan generaller. Hepsi bırakıldılar. Neymiş? Yaşları biraz yaşlıymış. Ya o yaş bir mazeret oluyorsa. Ya bunlar Erbakan hocayı devirdiler. Senin hocan değil miydi Erbakan? Senin hocana karşı darbe yapanları affettin Cumhurbaşkanı olarak. Sana karşı darbe yapanları affetmiyorsun. Kaldı ki ben darbe yapanları da affet demiyorum o kadar insanı öldürdülerse bunun cezasını çekecek. Ben darbeci affet demiyorum. Ya baylok kullanmış, bankasıya para koymuş, bilmem ne etmiş, onların evlerinde kalmış, yok onların dershanesinde öğretmenlik yapmış. Ya arkadaş dershane resmi devletin izin verdiği dershane. Millet zaten işsiz güçsüz. Adam orada bir iş bulmuş, çalışmış. Yani ona bakma. Adam kötü bir şey yapmış mı? Ona bak. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَلَا تَزِّرُ ziratun وِزْرَ اُخْرَى Kimse, kimsenin yükünü yüklenmez. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günahını yüklenmez. Ya babamın günahını bana yükleyemezsin. Bu Hristiyanca bir anlayış. Babamız Adem'in günahından dolayı tüm insanlık günahkar olarak doğuyor diyen Hristiyanlık İslam bunu kabul etmiyor. Başkasının günahından, başkalarını suçluyorlar. Ee, böyle böyle bir olay oldu. Evet, o olaydakilere ceza ver bile bile yapanlara cezasını ver ama yani bunlar bu olay yaptığına göre o zaman ben bütün o cemaatteki herkesi ben suçlu görürüm. Bu hangi din ya bu? Bu hangi hukuk ya? Ya Kur'an'a inanıyorsak işte Kur'an böyle diyor. Kimse kimsenin günahını çekmez. Kimse kimsenin günahından dolayı hesaba çekilmez. Ya çok acımasız bir dönem yaşıyor Türkiye gerçekten. Çok adaletsiz, çok acımasız, merhametsiz. Merhamet ölmüş, insanlık ölmüş. Bu çocukların günahı ne ya? Ya sen benim beni mi? Benim hapse atacaksın. Sen beni hapse atıyorsun onu anladım da. Ya sen ben neden Patnos'a gönderiyorsun? O işte orayı anlamadım. Şimdi sen benim çocuğuma niye zulme diyorsun? Çocuk geliyor 15 saat yol buradan oraya kadar. Kaza olabilir, ölüm olabilir. 15 saat yol karda, kışta, kıyamette oraya geliyor. Görüşeceğimiz sadece 45-50 dakika. Çocuklar uyukluyorlar. Güya beni görmeye gelmişler. Sabahın sekizine kasten, kasten sabahın sekizine koymuşlar görüşümüzü. Bir saat bile uyumasın çocuklar. Şimdi bu beni mi cezalandırıyorsun sen çocuklarımı mı? Lanet olsun sizin düzeninize ya. Çocuk geliyor başı, başını masaya koyuyordu ya. Kızım kalk kalk sen beni görmeye gelmedin mi diyordum. Baba uykum var diyor. Ne yapsın çocuk ya? 15 saat yolda gelmiş. Ya bu insanlık mı ya? Ya burada hapishanem yok. Sen beni niye 15 saatlik yola gönderiyorsun? Sen zulme diyorsun. Böyle bir devlet yani. Yani buna bir müdahale olması lazım. Cumhurbaşkanı hocasını deviren, Erbakan Hoca başbakanı deviren generalleri affetmeyi biliyor. 80 yaşındaymışlar da bilmem ne. Bunlar koca hükümeti devirdi be. Hepsi de sağlıklı. 80 yaşında mı aklı başında asker adam dinç. Sen bunları bile affettin bıraktın. Bu çocukların hatırı için insan. Hiç olmasa anasını bari sonra hapse atın ya. Yani zulmedecekseniz edin de bari sırayla zulmedin ya. Ya insan artık vicdanı götürmüyor yeter ya.